Bakın evlatlarınız size gelip de haksızlık ediyorsunuz, adaletsizlik yapıyorsunuz dediklerinde buradaki kastı sizin tahtınızı yıkmak, işte yani sizi kötülemek ya da işte tarumar etmek değildir. Anlaşılmak isterler sadece. Özür dilemek zorunda da değilsiniz ağır geliyorsa. Sadece anlayabiliyorum deyin. İki kişi varsayıyoruz mesela. Ebeveynin maddi durumu aynı olmasına rağmen, böyle örnekler de var hocam. Birisine çok daha şartlar mesela önüne serilmiş, diğer taraftan ihmal edilmiş bir çocuk. Gelip ya anne baba bakın ben böyle bir ihtiyaç hissettiğimde e, ablam doğum yaptı mesela iki ay onun yanında kaldın, hastaneye gelmedin ya çok kırıldım dediğinde ya bu, buna en azından şu denmesin. Ne kadar nankörsün? Sana neler yaptık? Bu deniyor hocam. Ben senin için neler yaptım? Anne babalar için böyle düşünülmez. Sen de anne oldun göreceksin ki kadının kadına yaptığı büyük zulümlerden biridir bu. Anne olunca anlarsın. Bu ne demek biliyor musunuz? Bana söylediğin, yaptığın sistemlerin hiçbirini ben kabul etmiyorum. Hatta ileri de götürüyorum. Sen de aynısını yaşayacaksın. O kadının ömrü annem gibi olmayacağım cümlesini kurarak geçiyor. İşin kötüsü şu, annem gibi olmayacağım motivasyonu o kadar zihninde ki o yavrucakla ilişki kurmayı unutuyor. Annesi gibi oluyor ama. Ona dönüşüyor. Bir erkeğin babasına benzediğini anladığı yaş, yaşlandığı andır derler. Kadın için de bence geçerli bu. Evet. Bir kadının annem gibiyim diye ilk itiraf ettiği zaman artık böyle yavaş yavaş olgunlaştığı, yaşlandığı zamandır. Mukadderat bu. Onlara benziyoruz. Yani yüzde elli elli genler yani. Ben geçen neyi fark ettim büyüdükçe? Ya o kadar ne kadar biz aileden hani erken yaşta ayrılsak, okusak da başka bir mekanlarda yüzmeye başlasak da şunu görüyoruz kanatlarımızda ailelerimizin dokunuşları, deyimleri, sözleri o kadar var ki annemin çok kullandığı bir deyim var ama o deyim yanlış bir deyim. Mesela ben geçen onu araştırdım. Beş parmağın beşi de birdir. Şimdi annem çocuk ayırt etme kısmında onu kullanır. Yani bunu da kessen acır, bunu da kessen acır, bunu da kessen acır. Kaç çocuğun olursa olsun. Bunu Hangi söyle. parmağınızı feda edersiniz böyle bir şey olsaydı? Ee, i̇şte bu soru <laughs> yani bunu konuştuğumuz zaman şu geliyor. Beş parmağın beşi bir değildir. Tabii. Aslında deyim o ama ben zihnimde bu deyim nasıl biliyor musun? Beş parmağın beşi de birdir. Yerleşti bu benim zihnimde. Çünkü çocukluktan beri birileriyle konuşurken o deyimi duydum. Yani tarzı, bazı yaptığı şeyler, söylemleri tamamen ben almışım bunu. Niye? Çünkü çocuklukta biz sublimler mesajları da alıyoruz zihnimize ve onları yetişkinliğimize taşıyoruz. Tabii. Hangi parmağını feda ederdin? Güzel bir soru. Şimdi ebeveynler der ki hangisini kesersen kes acıyacak canın der. Doğru. Ama ben şunu baş parmağımdan olmak istemem çünkü kalem tutuyorum, çünkü kaşık tutuyorum. Serçe parmağım feda edebilirim gibi bir mantıksal çıkarım yapabilirsin. İşte metafor çok güzel metafor. Bu da hangi çocukta nasıl ilişki kurduğuma götürüyor. Yani çocuklar arasındaki eşitlik söz konusu değil. Maksat adalet. Hakkaniyet, duyarlılık, aynısını yapamazlar, aynı imkanları sunamazlar. Aynı kadın ya da aynı adam değilsin, aynı anne ve aynı baba değilsin. Biri gerçekten şiddet görür, ötekisi hiç ses bile yükseltilmemiştir. Sadece bunu kabul etme becerisi, bunun mahcubiyetini çocuk görürse, bakın şuna ihtiyacımız var ee, hocam, yani evladın derdi burada ona yaptığınızı, bu da vardır haset ya da kıskançlık başlarında belki işleyeceğiz, bana da verin kısmı değil. Bana yaşatılanlardan ötürü sorumlu ben gibi hissediyorum. Yani bu ayrımın sebebi, bu sevgisizliğin sebebi benim beş para etmez bir insan olduğum sanıyorum diye düşünüyor aslında çocuk. Bu değersizliği onarmak için ona ben teklif götürüyorum. Bana de ki bunun seninle bir alakası yok. Bu benim dönemin, o zamanki işte eşimle aramda olan bitenin aslında getirdiği bir şey. Terapi de zaten uzlaşmaya çalıştığımız şey bu. Yani yetersizim ne hissettirdi öyküler öykü ne kadar seninle ilgili meğerse benimle alakalı değilmiş. Çocuk kendini bağışlarsa zaten bırakıp ayrışacak oradan.